akşamüstü Mubi'de bir film seyrettim. Şahane bir, çok böyle hoşuma gitti film. Sonra tekrar düşünmeye başladım. Ya arkadaşım, bu koskoca Türkiye'de, koskoca ülkede bu kadar sektörün, artık paraların böyle tepe taklak döndüğü, artık şuur kaybı yaşanan, bu harcanan bu sektöre, bu dizi sektörüne, sinemaya harcanan bu paralar. Ya arkadaş, koskoca bir ülkede bir yaş aralığında bir hikaye üzerinden bu kadar trilyonlar vererek, gerçekten o para meselesinde artık böyle beynim kayıyor yani. Delirecek falan gibi oluyorum. Bana neyse, adamlar paralarını harcıyorlar, yapımcılar, ama ya bu ülkede 40 plus ne demek? 40 üstü erkek ve kadın yaşıyor. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Yani belki senaristler yazmak istiyor ama belki yapımcı kabul etmiyor. Belki değil, belli ki etmiyorlar yani. Ya televizyona bir tek, biz televizyonda aslında bu arada dizi seyretmiyoruz artık. Eskiden bu kadar değildi ya, ben bu işe başladığımda. Eskiden böyle değildi. Yani artık bir defile seyrediyoruz. Bunlar dizi değil. Dizi seyretmiyoruz biz. Biz film seyretmiyoruz. Biz defile seyrediyoruz. Kızları giydiriyorlar. Bir defile gibi, ne bir hikaye var, ne bir şey var, ne bir insan, bir cümle, yani bir şey yazıldığında ağzına bir hikaye anlatmak diye bir şey vardır. Ya arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Yani madem 20 ile 27 arasında da bir şeyi açamıyorsun, o jenerasyonu da zaten bir şekilde yakalayamıyorsun. Z kuşağını yakalayamıyorsun belli ki. Çünkü yani bir aşk taktikleri diye işler yapılıyor burada. Ne aşk taktiği? Hangi taktik? Öyle bir şey yok. Eski onlar kaldı, bitti. Amerika'da onu 200 yıl evvel yaptılar. İkinci Dünya Savaşı'nda yaptı Amerika o filmleri. Bitti. Öyle bir şey yok. Kimsenin taktik maktik yaptığı yok. Yani biraz güncel. Hadi tamam, 20 ile 27'yi yapıyorsun. Hadi tamam 40. Yani Türkiye'de 40 yaşı sektör şöyle demiş. Yani 40 yaş bir kadın ve bir erkeğin hikayesini anlatmak, 50 zaten mezar. Yani 50 yok zaten. 50 hepsi entübe Türkiye'de, 50'ler. Yani 50, Allah korusun, 45 yaşında bir kadının bayağı hani bir hikayesine, onun üzerine dönecek bir hikayeyi koysan seyretmeyecekler zannediyorlar. Babalar gibi seyrederler. Babalar gibi seyrederler. Çünkü onlar, yani bu ülkede 20 ile 27 arasında insanlar dışında biraz orta yaşta yaşıyor ülkede. Değil mi? Ya 40 da yaşıyor, 45 de yaşıyor. Onun aşkı da var. Yaşıyoruz bir de. Ben 40 pluslar olarak artık 50'ye doğru giden, 50'lerinde olan bir kadın. Biz yaşıyoruz arkadaşlar. Aşkta yaşıyoruz. Biz hala aktif, biz konuşuyoruz, ifade ediyoruz, beynimiz çalışıyor. Yani Alzheimer olmuyorsun 40'tan sonra. Bu hikayeleri bu kadar para dökerken, bu en azından şöyle bir şey düşünmüyor musun? Yani kendinden düşün ya, para veren düşünsün bunu. Ya kendi yaşantından düşün. İnsan ilerledikçe, yaş aldıkça o yaşamın içindeki o mizah, o her şey. Ya sen durmadan 20 ile 27, biz durmadan defile seyrediyoruz arkadaşlar. Bunlar yani dizi değil, biz defile seyrediyoruz. Biz 34 beden kızları oraya koyuyorlar, biz defile seyrediyoruz. İnce ipli elbiselerle arka, o kadar, başka bir şey seyretmiyoruz. Ve şöyle bir beyin, yani bu tamamen bir algımızla, yani balık gibi bizle oynuyorlar. Biz diyorum, çünkü ben oyuncuyum, oynuyorum televizyonda, her yıl her sezon iş yapıyorum. Çok da mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok benim. Ama yani insan bir sorguluyor ya. Yani bir orta yaş diye bir şey var. Bunların hayatı var. Onların yaşadıkları, yaşayamadıkları, aşkları, iş hayatı, fail etmeleri, başarıları. Yani bunlar insanları çeker. Yani korkmayın, bunları da anlatın. Yani 20 ile 27, biz Türkiye'de
Dışarıdan baksan hani sonuçta sinema dediğin zaman nedir? Yani bir ülkeyi de anlatır o sineması değil mi? Ülkenin sineması vardır. O sineması toplumu anlatır. Bizim toplumda 20 ile 27 yani sanki Türkiye'de 27'den sonra herkes zombi. Herkes mezar altında. Hiç kimse hiçbir şey yaşamıyor. Bir tek 20 ile 27 yemek yiyor. 20 ile 27 aşk yaşıyor. 20 ile 27 sevişiyor. 20 ile 27 arası konuşabiliyor. Biz mute, biz entübe. Yani bütün geri kalan bütünün dışarıdan bir baksa bir göz. Ulan neymiş şu Türkiye sinemasında neler oluyor dizilerinde bakıyorlar zaten. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Onu da yap ama bunu da yap arkadaş. Yani çok daha katmanlı, çok daha bambaşka şeyler anlatılabilir. Delireceğim ya. Böyle bir şey olamaz. Yani insan yani ben kendim yazdım. Olmadı zaten. Yani aldılar, çaldılar yazdığım fikri, yine 20-27'ye oynattılar. Yani olacak iş değil. Bu kadar para, bu kadar trilyon, abi bir toplumun bir sineması, sektör dizisi, sektör bu sektör bu kadar bir yaş aralığını kitleyemez yani. Aa. Dışarıdan bakan bir tek yani hani vardır ya böyle filmlerde korku filmlerinde 27'ye kadar 27'den sonra herkes ölüyor. Biz ölüyüz. Biz ölüyüz. Biz yaşayalım. Bizde aşk yok. Biz hiçbirimiz eşek gibi çalışmıyoruz. Biz hiçbirimizin başarısızlık hayatlarımızla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Konuşulamaz. Niye? Çünkü efendim daha mememiz belki büyük. Belki orta yaşın vücudu yeterince fit değil. Yeterince fit olsa bile olmuyor. Çünkü yani olmuyor. Yani 20 ile 27. Gerisi ölü, zombi. Yapmayın arkadaşlar. Yeter artık ya. Birazcık artık yani ne olursun ya. Bu koskoca Türkiye'de bir ben mi bunu şey yapıyorum? Yani artık lütfen ya. Lütfen şu yapımcılar rica ediyorum sizden. Bu kadar paranız var. Bunca hikaye var. Lütfen ya. Yani bittik be abi. İyi geceler. Seviyorum sizi.